Ocağı Çubuk'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel Bursa'nın muhteşem tahanlı pidesini yapacağız. Tarifime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, ilk önce tahanlı pidemizin mayasını aktifleştireceğiz. Mutlaka maya aktifleştirme işlemi yapmalısınız. Çünkü hamurlarımız daha güzel kabarıyor. Maya aktifleştirme yaparken de içine tuz ya da herhangi bir şey koymuyoruz. Sadece maya, su ve şeker. Tuz mayayı öldürür. Şeker ise mayanın hücresini canlandırıyor. O yüzden de çok az şeker kullanacağız. Şimdi hamurumuzda kullanacağımız şekerden ben şöyle bir 2 çay kaşığı koyuyorum. Şimdi hamurumuzda yaklaşık 250-300 milim kadar su kullanacağız. Bu sudan da ben mayayı aktifleştirmek için faydalanacağım. Bir kısmını. Şeker ve maya eridikten sonra karıştırma işlemini bitirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ikisi de eridi. Şimdi bir 10 dakika kadar bunun kendini gelmesini, aktifleşmesini bekleyeceğiz. Biz bu arada diğer malzemelerimizi hazırlayabiliriz. Yarım kilo kadar un kullanacağız. Bu da yaklaşık 4 su bardağı, standart su bardağıyla. Eğer tartınız yoksa 4 su bardağı tam gelecektir. Unu mutlaka eleyerek kullanın ki daha kıvamlı, daha güzel bir hamur elde edin. Evet, unumuzu eledik. Şimdi yaklaşık daha önceden ölçtüğüm 50 gram şekerimi ekleyeceğim. Yani bu da 2,5 tatlı kaşığı falan ediyor. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğiz. 8 gram. Şimdi onların hepsini şöyle birbirine karıştıracağız mayamız aktifleşirken. Evet, kuru malzemelerimizi birbirine karıştırdık. Bakın gördüğünüz gibi mayamızda baloncuklar oluşmaya başladı. Bu aktifleşti anlamına geliyor. Şimdi ilk önce bir kısmını dökeceğim. Hepsini dökmeyeceğim. Daha sonra dediğim gibi 200 ya da 250 milim arası su gidecek. Bunu da yavaş yavaş ve kontrolle ekliyoruz. İlk önce hamurumuz toplanana kadar çataldan destek alabiliriz ya da bir spatuladan. Tahanlı pidenin içinde süt olmaz. Yani özellikle Bursa tahanlısında süt kesinlikle kullanılmaz. Ama bunu sütlü yapan arkadaşlar da var. Herhalde öyle öğrendikleri için öyle yapıyorlar. Ama orijinalinde süt yoktur. Evet, şimdi çatalla biraz toparladık. Elimizde yoğurma zamanı geldi. Güzelce un toparlanana kadar yoğuracağız. Un toparlandıktan sonra kalan mayamızı da ekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi unumuz iyice toparlandı. Artık beyazlık hiç kalmadı. Hamur haline geldi. Şimdi kalan mayamızı da içine ekleyip bu şekilde de bir 10 dakika yoğuracağız. İkinci mayayı koyduktan sonra eğer şu şekilde bir cıvıklık hissederseniz yaklaşık bir yemek kaşığı kadar birazcık daha un ekleyip o şekilde yoğurmaya toparlanması için devam edebilirsiniz. Yani totalde 4 su bardağı un artı bir yemek kaşığı. Şimdi ben birazcık da masanın üstünde yoğuracağım onu. Toparlandı çünkü artık. Her zaman dediğim gibi mayalı hamurlar yoğurulmayı çok sever. Çünkü maya bu şekilde aktifleşiyor ve hamur da kendini aslında yoğurdukça geliyor. O yüzden en son mayayı ekledikten sonra yaklaşık bir 10-15 dakika sert bir şekilde yoğurursanız çok güzel bir hamur elde edersiniz. Evet, hamurumuz çok güzel bir şekilde toparlandı. Şimdi bunu üzerini kapatarak bir 15 dakika kadar dinlendireceğiz. Biz bu arada
üstüne sürecek olduğumuz tavanımızı hazırlayacağız. Bu şekilde 15 dakika kadar dinlendirebiliriz. Evet, hamurumuz dinlenirken biz üzerine süreceğimiz tahini hazırlayacağız. Normalde aslında tahin üzerine şeker serperler ama şimdi bizim fırınlarımız böyle sanayi tipi fırın değil. Odun fırını da olmadığı için ben şekeri önceden koyup sıcak suyla biraz onu eriteceğim ki piştikten sonra çıtır çıtır ağzımıza şeker tadı gelmesin. Şimdi şöyle göz kararı çok az, sadece eriyene kadar birazcık sıcak su koyacağım. Bu kadar erimesi yeterli. Şimdi 250 milim tahin ekliyoruz. Daha sonra 200 milim kadar su ekleyeceğiz. Yani 200 gram bir su bardağı. Ama onu da kontrollü ve yavaş yavaş ekleyeceğiz. Bakın şekerle ve suyla birleşince bir topaklandı. Bunu akışkan bir kıvam haline getirene kadar su eklemeye devam edeceğiz. Evet, iç malzememiz de hazır. Bunu da bu şekilde beklemeye alabiliriz artık. Evet, yaklaşık 15 dakika hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi ben onu eşit bezelere ayıracağım. Bakın yumuşaklığını da görün. Tam bir kulak memesi kıvamında gayet yumuşak bir hamur elde ettik. Ama şekil vermeden önce hamurumuzun bir gazını alacağız ki yerken böyle ağzımıza maya tadı gelmesin. O mayanın kokusu gitmesi için o mayalanma süresinden sonra bir kerecik yoğurmak gerekiyor mutlaka. Şimdi ben size normal orijinal tahinli pide ölçüsünde de yapacağım. Bir de hani evlilerimizde küçük küçük ikram etmek isteriz diye bir kısmını da minik yapacağım. O yüzden de şimdi ben hamurumu ikiye böleceğim. Siz hangi boyda yapmak istiyorsanız o boyutta eşit bezelere ayırabilirsiniz. Hamurunuzu da şu şekilde içe doğru katlayarak güzel bir yuvarlak beze elde edebilirsiniz. Şimdi bunu hemen hemen bir pasta tabağı büyüklüğünde yavaş yavaş elimizle büyüterek açacağız. Bunu isterseniz merdaneyle de yapabilirsiniz ama elde daha kolay olacaktır. Normalde aslında tahinli pide Bursa'da böyle dümdüz olur ve üstüne şey yapılır ama son zamanlarda kenar boşluğu bırakılarak yapılıyor. Ben de size o şeklini göstereceğim. Ama dümdüz tabak gibi açıp öyle de üstüne tahını sürebilirsiniz. Evet, yeterince büyüttük. Şu dip taban olabildiğince ince olacak. Yani inceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Çünkü tahını yiyeceğiz, hamur yemeyeceğiz. Aslında düz yapılmasının sebebi de odur. Hani bol tahinli yemek. Şimdi ben size bir tane daha göstereceğim ve diğerini de açarak göstereceğim. Evet, bir tane de elle açmak istemezseniz diye merdaneyle açmanı göstereceğim. Tabii el yine devreye girecek. Ama normalde işte şu şekilde düz yaparlar. Ama şimdi buradaki bazı fırınlarda bile gösterdiğim gibi yanlarında kabartma mutlaka yapıyorlar. Şimdi yine yanlarını şu şekilde. Evet, şimdi 4 eşit şekilde hazırladığımız tahinlerimiz hazır. Yani pidelerimizin alt tabanı. Bunu bu şekilde yarım saat dinlendireceğiz. Üzerini bir örtüyle örterseniz çok güzel olur. Evet, sıra geldi küçük yapacağımız tahinlere. Onu da göz kararı eşit bir şekilde paylaştıracağım. Yaklaşık 8 parça falan çıkacağını düşünüyorum. Evet, bunları da yuvarlak beze haline getireceğiz. Yine aynı öbüründe olduğu gibi içe doğru katlayıp şu şekilde toparlarsanız daha kolay yuvarlak beze elde edersiniz. Şimdi hazırlamış olduğumuz bezelerimizi tepsimize dizeceğiz. Bunları bu şekilde mayalandıracağız.
en son aşamada orta göbeklerini açacağız. Onların da üstünü bir bezle örtüyoruz. Aynı şekilde yarım saat dinlendiriyoruz. Evet, yarım saat tepsi mayalanmamız tamamlandı. Şimdi yine tepside mayalandığı için şu dip kısmını mutlaka elimizde bastırıyoruz, inceltiyoruz. Dediğim gibi hamuru delmeyecek şekilde inceltebildiğiniz kadar inceltin. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz karışımımıza, tahin karışımımıza kızarabilmesi için bir yemek kaşığı kadar, tabii tepeleme değil, sadece kızarması için olduğu için bir yemek kaşığı kadar pekmez ekliyoruz. Ve şimdi karışımımızdan yeteri kadar koyacağız. Yani bu da 3-4 yemek kaşığı ya da yarım su bardağı gibi düşünebilirsiniz. Evet, kenarlarına da çok hafif suyla sulandırdığımız pekmezden süreceğim. Kızarması için sadece. Yumurta sürenler var ama o zaman çok yumurta kokuyor ve tahinin güzelliğini öldürüyor bence. Evet, şimdi bunları daha önceden ısıttığımız 200-220 derece fırında zemine koyacağız ki taş fırın etkisi yapması için üst tarafa koymayacağız. En alt zeminde yaklaşık bir 15-20 dakika kadar, yani kenarları kızarıp üstü böyle fokurdadı mı tamamdır. Evet, diğer tepsimiz pişerken biz küçük tahinlerimizi hazırlayacağız. Bakın, gördüğünüz gibi tepsi mayalanması tamamlandı. Bayağı bir güzel kabarmış. Şimdi ya düz bir bardak ya da varsa şöyle bir bardağınızın dibini, eğer evinizde varsa şöyle altı olan bir bardağı kullanabilirsiniz ya da düz normal su bardağını da kullanabilirsiniz. Sadece şu alt kısmını güzelce yağlayacağız. Daha sonra şu şekilde bastırıyoruz. Evet, şeklimizi verdiğimize göre hazırladığımız karışımı bunlara da ekleyebiliriz. Yine sadece kızarması için kenarına hazırladığımız pekmezli sudan sürüyoruz. Evet, bu da fırına gitmeye hazır artık. Evet, iki çeşit tahinimiz de hazır. Şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum. Altı da aynen şu şekilde pişirmelisiniz. Bakın yumuşaklığını da şu şekilde. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra yenecek kıvama geldi mi ılıkken mutlaka tüketin. Bunun lezzeti böyle çıkar. Bu da büyük olanımız. Büyük olan tabii ki tam bir tahinli gibi oldu. İnce, sadece de tahinin tadı gelecek. Umarım siz de yapıp memnun kalırsınız. Ocağı açık unutuk olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.